bistro önerilerim devam ediyor. Bu Klamato'nun eski şef arkadaşım Sadık'la geldi. Hafif şeyle başlıyoruz. Balıklarla istiridye ve filo dedikleri deniz salyangosu. Yanında içtiğimiz şarap çok sevdiğim bir vermentino Korsika'da. Anton Arena'nın küvet kartı. Son derece mineral ama aynı zamanda dediği gibi dolgunluğu da olan, güzel bir sayısı olan, dengeli, çok çok başarılı bir vermentino. Vermentino'nun en ifade biçimlerinden biri. Ve bunun yanında haraması buranın Cabillo'da çok iyi yapıyorlar. Gerçekten daha kremantili. Şey, bu daha çok Yunanistan'da olduğu gibi. Daha sonra daha birkaç böyle ufak atıştırmalıktan sonra diye ekledikleri. Şimdi bu üç yemeği bölüşüyoruz. Görünüz ortadaki böyle konfor cuisine dediğim fish and chips gibi ama Fransa'da brioche'la bir nevi levrek balığı, tartar sosla mutfaktan geldi. Gördüğünüz gibi bunu üçe bölmek gerekiyor. Kolay değil. Bakın ne gibi zorluklara giriyor arkadaşlarım. Bu videoyu hazırlamak için ilk defa mutfaktan getirdiler böyle bir şey. Çünkü görme muhtar, üçe bölün diye der misiniz? Türkler paylaşımcı insanlarız. Bunun dışında tuna balığı, gazpacho var. Soslar son olarak da beyaz döldürür. Meşiniklerle taze kalamar ve kereviz, kolatura vinaigrette yani ançüel, vinaigre, umami havası geliyor, fermantı. Bunlarla yemeye devam. Sonra da bir eti, bunu üçe bölerek yemeğimiz. Burada üçe böleceğimiz ana yemek babet. Benim çok sevdiğim bir parçasıdır bu etin gerçekten daha etlifini. Antilemilerden çok severim bunu. Şarap suyuyla, kendi suyu. Bunun etinde stoman krevala düşüyoruz, sirak kabarlı. Bu kompleks bir şarap. Fakat bana göre daha birkaç sesi var zirveye çıkması için. Henüz tanenler bayağı güçlü ve çok keyif vermiyor. Yani biraz daha yumuşaması, biraz daha meyvenin biraz daha hafif tatlı deneyim ama daha böyle kaygan olması lazım. Bu henüz daha vahşi diyeceğim. Evolüsyonlar devam ediyor. Potansiyeli gerçekten var ama hiçbir zaman bu şarabın fenolik olduğuna ulaşıyor. Benim olağanüstüleriyim. 95 üzerine ötesi olmaz. 92-93'te kalır. Ama Türkiye standartlarına bakarsanız bizim en iyi şarap bile bunun 3 versiyon gerisinde. Ama son standart bu paraya göre bu düzeyde daha iyi seçimler yapılabilir diyeceğim. 2005 denememiştim. 1989'unu bulursanız Trevalon'un bu göreceksiniz olağanüstü sonuç veriyor. Tabii sira domine burada daha çok böyle zeytin, kuru otlar, güzel bir meyvansılık, güçlü vasite. Güçlü bir şey var, yapı var. Ama eksik olan ne? Tek kelimeyle saçmalıkta zarafet. Henüz daha zarafet tarafta o. Daha yok. Olur mu? Bence hiçbir zaman çok zarif olmayacaktır. Ama iyi bir şarap tabii ki. Bu etle gider. Eti ben mükemmel buldum. Gerçekten tam olması gerekmişti. Fatura çok lezzetli. Yağıt kendi içinde yani. Can baba geldi ama o lezzeti alırsın ekstra. Uman yağını üstüne bence ne? Benim tereyağımda üstüne üstlük şeyde tereyağı üstlük madem. Ispanak yatağı da ıslak şeyde. O da güzel bir ne abi? Girmiş etin içine güzel koymuş. Gerçekten yani tereyağı koymadan ete sanki o ıspanak şeyiyle üstüne koymuş gibisin yani. Yani şeyi çünkü et bayağı iyi bu biraz iyi dinlenmiş bir şey. Çok başarılı. Yani bu şarap çok iyi. Bir tür.